Efendim hoş geldiniz. Türk müziği araştırması ve uygulamasına yönelik dinamik araştırmalar, çalışmalar ve sanatsal faaliyetler yapan harikulade bir topluluk var. Türk müziği araştırma çevresi, TUMAÇ kısa adıyla. Bu gönüllülerin düzenlediği 2019-2020 etkinlik faaliyet döneminde ve o faaliyetin ilkinde sizlerle buluşmuş oluyoruz. Dede Efendi Kültür Evi ruhaniyetiyle bu gönüllülüğe, bu musiki gönüllülüğüne sanki atmosfer hazırlıyor gibi ilk konuğumuz da Profesör Doktor Gülçin Yahya Kaçar Hanımefendi. Kendisi hem eğitimci hem akademisyen ve daha da önemlisi sanatkar. Bize bütün yönleriyle bütünlediği bu özelliklerini sunacağı, hem akademik yönüyle hem sunumuyla bize bir sunum gerçekleştirecek. Medeniyetin aktarılımında iki üstad Yahya Kemal ve Gülçen Tanrı Korur isimleriyle. Ama müsaade ederseniz bir girizgah olmak üzere bir iki söz söylemek istiyorum. Hani müfekkal edep terler. Hocamız dediler ki bir iki şey söyle, girizgah olsun. Hocamızın sözüne binaen. biliyorsunuz musiki aslında bir sonuç. Medeniyetin bir sonucu. Dolayısıyla medeniyetin sonucu derken şunu söylemek istiyorum. Düşünüşlerimiz, hissedişlerimiz, fikirlerimiz, bütün bu medeniyet namına bizi var eden, yani ontolojik, etik, estetik, hani felsefe diliyle söylersek, varoluşsal algımız, varlığı nasıl tanımladığımızdan tutun da iyi, güzel, doğru anlamında estetik bakımdan meseleye nasıl yaklaşıyorsak veya ilişkilerin, unsurların birbiri arasındaki ilişkileri nasıl tanımlıyorsak, etik manasıyla söylüyorum. Bütün bunların hepsini sanat eserlerinde bulabiliriz. Dolayısıyla bir sanat eserine baktığımızda ontolojiyi, etiği, estetiği onun içerisinde buluruz. Bu çok önemli bir konu. Sadece sanatın konusu değil, bir medeniyetin konusu. Dolayısıyla bir unsura baktığımızda ki musiki çok önemli bir alan, onu görebiliriz. Fakat görebiliyor muyuz gerçekten? Yahya Kemal diyor ki, çok kimse anlamaz eski musikimizden. Ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden. Bu söz sıradan bir mısra değil. Birazcık daha içine girerek baktığımızda nasıl yani bir şey anlamıyoruz? Bir şey anlayabilmemiz için işte o dediğim, demin ifade ettiğim ontolojik, etik, estetik ögeleri de o medeniyeti var eden unsurları da anlamamız lazım. O sanat eserine ve konumuz olduğu için muskiye ne çıkarıyorum, muskiye bakarken. Yahya Kemal aslında, hocamız biraz sonra sunumlarını yapacaklar, bir medeniyet insanı. Medeniyetimizi kutup yıldızı gibi, hani ona bakarak yönünüzü bulursunuz ya, gösterdiği yere bakarsınız ya, onun gibi önemli bir şahsiyet. Bu bakımdan çok önemli. Şimdi mesela diyor ki Yahya Kemal, çok diyor sıradan diyor İngilizler Westminster'dan bir şey anlamazlar. Fransızlar da önünden gelip geçerler ama Notre Dame Katedrali'nin aslında ne kadar büyük ve şaheser olduğunu bilmezler. Öyle sıradan bir şey zannederler. Halbuki o bir şaheserdir. Neden? Çünkü medeniyetin temsilidir. O bir medeniyet sonucudur. Onun için sanat eserleri aslında temsil alanlarıdır.
bizi temsil ederler. Bizim bu bakımdan şaheserlerimizi tanımamız gerekir. Yahya Kemal şaheserlerimizi bize tanıtan çok önemli bir şahsiyet. Hocamızın sunumunu dinlerken bunun da altını ne olur kulağınızda olarak dinleyiniz. Mesela tam da mekanındayız. Dede Efendi'nin kainatını yazan bir şair. Itri şiirini yazan bir şair. Bu şu bakımdan önemli. Bize şaheserlerimizi gösteren bir medeniyet mütefekkiri. Yani Yahya Kemal bir şairdir, aynı zamanda bir tarih müderrisi biliyorsunuz Darülfünun'da. Yani eskiden mütefekkir diyorlar ya, düşünür yani. İlişkileri, medeniyeti, bunun ne manaya geldiğini, musikinin, mimarinin ne manaya geldiğini bize öğreten çok önemli bir isim. Mesela Süleymaniye'de hocamız, hocalarımız mimar, akademisyen, profesör, bu işin en üst seviyede eğitimini yapan, eserler veren şahsiyetler var önümde. Mesela biz Süleymaniye'yi Yahya Kemal olmasaydı bilecek miydik? Bize Süleymaniye'de bayram sabahıyla, bize o sıradan zannettim, işte cami yerden bir cami filan zannettiğimiz bir şeyin bir şaheser olduğunu bize gösteren çok önemli bir kutup yıldızı Yahya Kemal. Itri'yi, nevakarı bize işaret eden çok önemli bir şahsiyet. Biliyor musunuz, eğer Yahya Kemal olmasaydı biz nevakarı hiç de bir şaheser olarak bilmeyecektik. Fransızların Notre-Dame'ı çok geç öğrenmeleri gibi. Demek ki şaheserlerimizi tanımamız gerekiyor. Bu çok sıra dışı bir şey. Nitekim Yahya Kemal bu bakımdan sadece Türk musikisine değil, mimarisine de. Mesela şu şey de önemlidir. Mehmet Akif biliyorsunuz bu Safahat'sı Süleymaniye Kürsüsü'nden şiir galiba öyle başlıyor. Yani Süleymaniye Kürsüsü'nden yazılmış bir kitap var ama Süleymaniye yok. Ama Yahya Kemal'de Süleymaniye var. Yani sanat eseri var. Bu çok önemli bir hassasiyet. Şaheserlerimizi tanımak üzere. Gönlümüz açık. Anlamaya çalışarak bakmalıyız. Yahya Kemal diyor ki, bana hep maziden bahsediyorsunuz diyor. Halbuki ben maziyi konuşmuyorum. Mazi, istikbal veya hal diye bir şey yoktur diyor. Yani tarih bilmem ne, o değil. Bunların hepsi bir bütün. O bütünün içinde biz sanat eserini, sanatçılar ortaya çıkarıyor. Bir tarafı mazi, evet mazi. Bir tarafı istikbal, bir tarafı da an, o an. Yahya Kemal'i kendisini eklemleyerek, onu önder alarak çok değerli şahsiyetler, musiki şinaslar da onun şiirlerinin ne diyelim üzerine binip kanatlanan uçan çok değerli musiki şinaslarımız var. Onlardan biri de Cin Üçen, Tanrı Korur. Son yıllarında, son 85'ten özellikle itibaren ben de şahsen kendisiyle çok yakın oldum. Dolayısıyla bazı şeylerini de biliyorum, hassasiyetlerini. Yani onun en olgunluk zamanlarına aittir. Yahya Kemal'e ait şiirlerini bestelemesi. Bu da çok önemli. Yani bir sanatçının en olgun zamanına denk gelen bir süreçte sunuma konu olacak eserleri bestelemiş olması. Dolayısıyla o çizgide medeniyetin ifadesinde birleşmesi çok dikkat çekici bir konu. Bunu bir girizgah olarak kabul ediniz. Bu girizgah üzerinden sonra sevgili hocamıza çok teşekkür ederim. Sözü vermiş olduk. Çok teşekkür ederim. Yalnız için öncelikle teşekkürlerimi iletiyorum. Çok muhterem hocalarım, değerli meslektaşlarım ve saygıdeğer hazırım. Efendim hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hem İstanbul'da olduğum için hem de böylesine güzel bir mekanda sizlerle beraber olduğum için son derece mutluyum elbette ki.
Nazik Davetli için başta Ruhi Ayangil hocam olmak üzere Türk Müziği Akademik Çevresi platformunda ve platformun düzenleme kuruluna tüm üyelerine çok teşekkür ediyorum. Efendim hazırlamış olduğum bir sunum var. Yahya Kemal ve Cinçen Tanrı Korur. Gerçekten ikisi bu medeniyetin aktarımında büyük rol oynamışlar, hizmetkar olmuşlar. Müsaadenizle hazırladığım metin üzerinden devam etmek istiyorum. Efendim bazı şahsiyetler vardır ki, kültür ve sanatımızın temsiliyeti ve o kültürün devamı noktasında hayati önem arz ederler. Medeniyetimizi ayna gibi yansıtırlar. Medeniyetimizin farklı değerlerini, yönlerini, unsurlarını ortaya koyarlar. Kültür yönünü, içtimai yönünü, sosyal yönünü, sanat yönünü, dini, felsefi, fikri, tarihi, edebi yönünü ortaya koyarlar. Ortaya koydukları Türk-İslam kültürü ve medeniyetine ait yıldız gibi parlayan eserlerle zaman tünelinde farklı bir pencere açarlar. Açılan bu pencereden seyrettirdikleri ve gösterdikleriyle farklı alemleri görmemizi sağlarlar. Bu nedenle medeniyetimizi oluşturmada elbette ki pay sahibidirler. Yüzyıllar öncesinden uzayıp gelen bir hizmet zincirinin halkası olurlar. Bu halkalar içerisinde kültür ve sanatımızın adeta hizmetkarı olmuş iki önemli şahsiyeti bugün konu edinmek istedim. Efendim bir medeniyetin aktarımında iki üstad Yahya Kemal ve Cinçen Tanrı Korur konusu ile huzurlarınızda bulunmaktayım. Her iki üstadın musiki ve şiir sanatı aracılığı ile medeniyetimizi nasıl ifade ettiklerini, günümüze nasıl taşıdıklarını, sanatları ile kültür aktarımını nasıl sağladıklarını, sözlü aktarımın sadaya dönüşerek bıraktığı etkiyi ve kalıcılığını, medeniyetimizin oluşumunda sanatlarımızın gücünü ve etkisini dilim döndüğünce sizlere arz etmeye çalışacağım. Efendim, Türk Edebiyatı'nın önemli şairi Yahya Kemal, medeniyet tasavvurunun oluşmasında ve Türk kültürünün aktarımında şiirleri ve fikir dünyası ile önemli rol oynamıştır. Miraslarında, mısralarındaki zengin, etkili, güçlü ifadelere sahip içerik ile geçmişten geleceğe medeniyetimizin yaşadığı görkemli ve kudretli tarihi, kimi zaman olayları, kimi zaman şahsiyetleri, kimi zaman da mekanları olağanüstü tasvirlerle gözler önüne sermiş, hayallerimizle canlandırarak bir film gibi seyrettirmiştir. Yahya Kemal, mizaç olarak mükemmeliyetçi bir kişiliğe sahiptir. Bu nedenle titiz olduğu kadar estetik değerlere de önem veren bir şahsiyettir. Estetik anlayışı, sıradan estetik anlayışının çok ötesinde olup, bir milletin estetik değerlerinin var olmasını sağlamaya ve farkındalık yaratmaya yöneliktir. Estetik değerleri önemli olması sadece insanlardaki, çevredeki görünen maddi estetikten ibaret değildir. Gözle görünmeyen ama insanın ve toplumun manevi dünyasını şekillendiren estetik alanlar da Yahya Kemal için önemlidir. Ve bu alanların başında da kültür, sanat, edebiyat ve musiki gelmektedir. Türk musikisi Yahya Kemal için çok kıymetli ve önemlidir. Bu nedenle Yahya Kemal'i Türk musikisiz, Türk musikisiz Yahya Kemal'siz düşünmek mümkün değildir. Şiir ve musiki iki kardeş sanat dalıdır. Ancak Yahya Kemal için şiir ve musiki iki sevgilidir. Musiki ve şiir birbirine aşıktır. Şiirlerinde tarihi anlatırken musikiyi, musikiyi anlatırken tarihi anlatmış ve bu yolla da aslında bir medeniyetin aktarımını yapmıştır. Türk musikisi ise pek çok şiirinde kendisine ilham kaynağı olmuştur. Şiirlerinde tarihi anlatırken musikiyi, musikiyi anlatırken bir medeniyeti aktaran ve bunu bir üslup ve bilgi aktarımı olarak veren şairdir Yahya Kemal. Musiki sadece bir medeniyete ait kültürün sadası değildir.
aynı zamanda o medeniyetin estetiğidir ve özüdür. Millete ait bütün kültürel kodlar bu sanatın içindedir. Dil, tarih, edebiyat, gelenek, görenek hepsi kültürel kodları taşımaktadır. Bugün güncel adıyla değerler eğitimi olarak verilmeye çalışılan değerleri Yahya Kemal şiirlerinde vermek istemiştir. Yahya Kemal'i anlamak demek eski musikiyi anlamak, eski musikiyi anlamak demek medeniyetimizi anlamak demektir. Eski musiki şiirinin ilk beytinde bunu çok anlamlı ifade etmektedir. Çok insan anlayamaz eski musikimizden ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden. Bu beyit Hafız Post'tan başlayarak Zekai Dede'ye kadar devam eden 17. yüzyıldan 20. yüzyılın sonuna kadar 300 yılı içine alan ve bu devredeki bütün bestekarları Itri, Dede, Şakira, Sadullah Ağa'ya ait musikinin ve kültürün mücadelesini anlatan bir beyittir aslında. Şiirlerinde Osmanlı medeniyetine ağırlık verdiği görülmektedir. Merhum bestekar İsmail Baha Sürensan, Yahya Kemal'e Itri bizim Süleymaniye'miz, Zaharya ise Sultan Ahmet'imizdir dediğinden bahsetmektedir. Bu ifadesiyle Osmanlı Devleti içinde yaşayan farklı tebalara ve değerlere bile Türk musikisindeki bestekarlar aracılığıyla dikkat çekmiştir. Bir dost meclisinde Tamburi Cemil Bey dinledikten sonra tüm dünyası değişmiş ve musikinin gücünü ve anlamını fark etmiştir. Bu nedenle Yahya Kemal'in adları doğrudan musiki ile ilgili olan şiirleri vardır. Hepimizin bildiği gibi kar musikileri, eski musiki, akşam musikisi, Tamburi Cemil'in ruhuna gazel, hayal beste, derin beste, güftesiz beste, gece bestesi, ses, çubuklu gazeli, Itri, İsmail Dede'nin kainatı, Çamlıca gazeli gibi. Şiirlerinden de anlaşılacağı üzere Türk musikisinin sadasını ve ahengini şiirin sada ve ahengi ile birleştirmiştir. Onun için olayların, mekanların, şehirlerin musikisi vardır. İstanbul'un, Rumeli'nin, Anadolu'nun musikisi vardır. Malazgirt'ten Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar geçen sürede gelmiş geçmiş, yaşayan ve yaşamayan Türk milletinin ortak sadası olan Segah Tekbir vardır. Itri'nin, Hafız Post'un, Anlı Şanlı Dede'nin devri vardır. Nayların, kudümlerin, tamburun, kemençenin sesi vardır. Rast mahurla, uşak muhayyerle döner dediği mısrağında açıkça görüleceği gibi musiki bilgisi vardır. Şiirlerinde Türk musikisinin şaheserleri adeta bir ağır adayı gibi geçit yaparlar. Aslında Türk musikisi kültürünü şiirleri aracılığıyla bize öğretir ve bu kültürden bize haberdar eder. Ses, ritim ve ahenk Yahya Kemal'in şiirlerinde önemli unsurlardır. Bu unsurlar aynı zamanda musikiyi oluşturan önemli unsurlardır. Bu nedenle şiirin ve musikinin ortak bileşenlerindeki ahengin yakalanabilmesi ortaya çıkacak olan sanat eserini de güçlü kılmaktadır. Bu ortak payda ile sanata dair bir öz yakalanmaktadır. Musikinin özü de buradadır, şiirin özü de buradadır. Ancak özü oluşturan ses, ritim, ahenk ise medeniyetin içindedir. O zaman medeniyetin içindeki ses, ritim, ahenk nasıl oluşmaktadır? Musikiyi ve musiki dizilerini, makamlarını oluşturan perdeler, frekanslar, titreşimler, bestelerde kullanılan usuller, ses ve ritmin birlikte kaynaşması sonucu ortaya çıkan ahenk ve bu arada devreye giren heceler, kelimeler, cümleler bir kültüre ve medeniyete ait yüzyılların birikimi sonucunda hasıl olmuştur. Bir şarkının, bir ninninin, peşrevin, bir ezanın musikisi bu medeniyetin içinde şekillenen sadanın, ritmin, ahengin birlikteliği sonucundadır. İşte Yahya Kemal
engin kültürü ve bilgisiyle medeniyete ait özü yakalamıştır. Bu özün musikide olduğunu fark etmiştir ve fark ettirmeye çalışmıştır. Bu nedenle Yahya Kemal'in şiirlerinde özünü kaybettiğimiz musikinin özü ve özün tarifi vardır. Itri'yi şiirinde der ki, büyük Itri'ye eskiler derler, bizim öz musikimizin piri. O kadar halkı sevk edip yer yer, o şafak vaktinin cihangiri. Nice bayramların sabah erken, göğü top sesleriyle gürlerken, söylemiş saltanatlı tekbiri. Yahya Kemal'in şiirlerinde basit, popüler, yüzeysel duyguların olmadığı görülmektedir. Bestekar için şiirlerdeki derinlik, anlam, duygu önemlidir. Bir bestekarın Yahya Kemal'i anlayabilmesi için Türk-İslam kültürünü ve medeniyetinin inceliklerine, estetiğine vakıf olması gerekir ki onu bestelerine yansıtabilsin. Bu açıdan kendisini en iyi tahlil eden bestekarlardan biri de rahmetli hocam Cinçen Tanrı Korur'dur diye düşünüyorum. Efendim, musikimizde Yahya Kemal'in şiirlerini besteleyen yaklaşık 60 bestekar bulunmaktadır. Bu bestekarlar arasında şiirlerini en çok besteleyen hocam olmuştur, 21 adet bestesiyle. Ardından da 17 adet bestesiyle Münir Nurettin Selçuk gelmektedir. Hocam Cinçen Tanrı Korur, burada bulunan Hazirun'un çoğu kendisiyle tanışıyordu, çağdaşlardı ve değerli dostları da var içimizde, öğrencileri var. Bir ut virtüözü, besteci, mimar olmasının yanı sıra 5 önemli dili ana lisanı ile konuşup yazabilen entelektüel bir Türk aydınıydı ve uluslararası bir sanatkardı malumunuz. Türk müzik kimliği, Osmanlı dönemi Türk musikisi, saz ve söz arasında müzik kültürü değil, müzik kimliğimiz üzerine düşünceler kurdu. Kitaplarıyla Türk kültür ve medeniyetinin aktarımı hususunda oldukça mesai harcamıştır. Ut icracılığı, besteciliği dışında hemen hemen bütün mesaisini Türk kültür ve medeniyetinin aktarımı için, bu bilincin oluşması için ve özellikle de gençliğin farkındalığını arttırmak için yazarak ve konferanslar vererek harcadı. Bu konuda hassasiyet sahibiydi. Kültür sanat çevrelerince 21. yüzyılın dede efendisi Hafız Postu gibi payeler de verilmişti kendisine. Çünkü günümüzün yozlaşmış ve nitelik olarak oldukça değer kaybetmiş bestecilik anlayışının yanında hocamın besteleri 14 ila 18. yüzyılın musiki nameleriyle karşımıza çıkan bestecilik anlayışı vardı. Bu yüzyılda klasik üslupla eser bestelemenin yanı sıra özgün besteleri de vardı. Mesela Güneşe Köprü, Susamuru'nun Aşkı, Cambazlar, Yavuz Küheylan gibi eser besteleri. Ancak Türk musikisi makam anlayışından taviz vermeyen nameleri, teknik icra zorlukları ve en üst düzeyde musiki bilgisi gerektiren eserleri icracılar için oldukça zorlayıcıdır. Ve bize 505 bestesiyle bir Türk musikisi hazinesi ve armağanı bırakmıştır. Allah rahmet eylesin. Hocam, Yahya Kemal şiirlerin besteciliğinde alışılagelmiş bestecilik formlarının dışına çıkmıştır. Türk musikisinde destan ve fantezi eserleri mevcuttur elbette ki, ama biçim anlayışı olarak Yahya Kemal'in şiirlerinin uzunluğu nedeniyle de farklı biçimler oluşturmuştur. Rahmetli hocam Cinçen Tanrı Korur. Yahya Kemal şiirlerinin çoğu aruz bezmiyledir, biliyorsunuz. Ve aruz bezminin birbirine uyumlu kelimeleri, ritmik kalıpları, ses uyumu, kafiyeleri içerisinde ahenkle de dans eden mısraları bir şarkının, bir bestenin adeta ana iskeletini oluşturmaktadır. Ve bestekarlar içinde biçilmez kavramdır. Rahmetli hocam da aruz bezmiyle yazılmış şiirleri bestelerinde tercih ederdi. Ve
bu birliktelik, Yahya Kemal'le olan birliktelik sadece bundan dolayı değildi elbette ki. Ruhen ve fikren aynı kültürü terennüm eden iki üstattı. Her ikisinin görüşünde de medeniyet, kültür, dil, tarih, musiki yüceltilmesi gereken değerlerdi. Farklı yıllarda yaşamış olmalarına rağmen havas bir kültür oluşturmada hemfikirdiler. Yahya Kemal vefat ettiği zaman Cinçen Tanrıkorur hocam 20 yaşında üniversitede bir gençtir. Ancak Yahya Kemal şiirlerini 47 yaşından sonra bestelemeye başlamıştır. Kanaatimce Yahya Kemal'in şiirlerini en iyi besteleyen, onun medeniyet tasavvurunu en iyi yorumlayan, aynı fikri mücadelesini veren ve onu musikiye dönüştüren bestekarlardan biri rahmetli hocamdır diye düşünüyorum. Ve hayatı da milli musiki mücadelesini vermekle geçmiştir. Yahya Kemal'in şiirlerinden yapmış olduğu bestelerin listesini görüyorsunuz. Süleymaniye'de Bayram Sabahı, Itri, Muaş Türküsü, Sonbahar, Kar Musikileri, Eski Musiki, musikiyle ilgili pek çok şiirini besteledi hocam. Bunların içerisinde en önemlisi Süleymaniye'de Bayram Sabahı olduğunu düşünüyorum. Yarım saat sürmektedir bu beste. Tabii süresinden dolayı da değil, Süleymaniye'de Bayram Sabahı şiiri Yahya Kemal'in kendi Gök Kubbemiz adlı kitabında yer alan ve en önemli şiiri ve 86 mısradan oluşmaktadır. Türk edebiyatındaki milli manzume olarak kabul edilmektedir. Ve kendi Gök Kubbemiz ifadesini çok sevdiği de bilinmektedir Yahya Kemal'in. Ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan ve Türk İslam mimarisinin muhteşem sanat abidesi olarak kabul edilen bu gök kubbe altında yaşayan ve geçmişte yaşamış olan dili, dini, tarihi, sanatı, geleneği, göreneği bir olan Türk İslam kardeşliğinin birleştiği bir yer olarak bu mekanı seçer ve 900 yıllık tarihi bir seyri Türk milletinin kahramanlıklarını, Malazgirt Zaferi'ne ayrı bir önem atfederek milli ve manevi yönleriyle anlatmaktadır. Nihat Sami Banarlı, Yahya Kemal'in Hatıraları kitabında Yahya Kemal'in Malazgirt'i bir başlangıç olarak kabul ettiğinden ve 1071'den sonra Anadolu'ya, Rumeli'ye, Rumeli'ye sonra İstanbul'a yerleşerek yeni ve yaratıcı bir millet oluşumuzu görmeye çalıştığını ifade etmektedir. Yahya Kemal şiiri 1957 yılında yazmıştır. Tanrıkorur hocam ise 1991 yılında 34 yıl sonra Washington'da bestelemiştir. Şiirin tamamının bestelenmesi düşünüldüğünde alışılagelen Türk musiki formalından çok farklıdır elbette ki, çok uzun bir beste olduğu için. Hocam, Türk musikisi ana dizisi olarak rast makamını kabul ederdi ve Türklerin ağır vakurlu ihtişamlı namelerini en güzel yansıtan makam olarak düşünürdü. Bu nedenle rast destan olarak yazmıştır, bestelemiştir. Ancak bestede 20 adet makam, 30 adet de geçki olmak üzere toplam 50 makam kullanmıştır. Bu 50 makam bir seyri natık inceliğiyle adeta bir makam şöleni ne dönüşmüştür bestede. Yahya Kemal'in şiirlerinde tasvir fazlasıyla mevcuttur. Hocam da eserlerinde Yahya Kemal'in ifadelerini musiki nameleriyle tasvir etmiştir. Bendeniz bestelerdeki bu özelliğe musiki tasviri adını vermekteyim. Bilmiyorum daha önce acaba bu terim kullanıldı mıdır? İçinizde bilen varsa teyit de etmek isterim. Musiki tasviri yeni bir terminoloji olarak ben kullanıyorum ama faydalı olur veya varsa da bilemiyorum. Yaptığım araştırmalarda rastlamadım.
Tasvirde sanatçı çeşitli edebi sanatlara başvurarak, hislerini katarak hayal dünyasında süslediği olayları güçlü ifadelerle anlatır. Yahya Kemal'in şiirlerinde kullandığı tasvirleri hocam da musiki bestelerinde musiki nameleriyle notaya dökmüştür ve şairin tasvirlerini bestekar namelerle anlatmaktadır. Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede mısrağında, rast makamdaki perdeler artan gönül aydınlığını tasvir ederek pesten tize doğru yükselmektedir. Şimdi bugünkü sunumda ben Süleymaniye'de bayram sabahının tüm tasvirini çıkardım aslında. Ve bütün bu eserlerin tasvirini, makam geçkilerini, bestecilik anlamından neyi ifade ettiğini, form açısından nasıl bestelendiğini, ama vaktimiz yetmeyeceği için aslında sizlerle paylaşmak istediğim 4 tane şiir var. Süleymaniye'de bayram sabahına, onun için sadece birkaç mısrağını ifade etmek istiyorum. Bir mehabbetli sabah oldu Süleymaniye'de mısrağında. Segah makamına geçerek bu manevi ve kutsal ortamı oradaki haleti ruhiyesini yansıtmıştır. Yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan mısrağında mavileşen manzarayı Karciğer makamının yakıcı his veren nameleriyle duyurmuştur. Duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir mısrağında. Gökte ve yerde kelimelerin olduğu namelerde, gökte olan da tiz perdeler, yerde olan da pes perdelerle ezgileri güçlendirmiştir ve tasvir etmiştir. Bir geliş var. Ne mübarek, ne garip alem bu mısrağında da. Alem bu kelimesinde tiz karar perdesine yükselmiş. Makamın sesleri genişletilmiş ve alem tasvir edilmiştir. Bir geliş var ifadesinde ezgi susar, durur ve merakla bekleyiş vardır. Gelen kim acaba diye adeta. Ve Tanrı'nın mabedi her bir taraftan doluyor. Bu saatlerde Süleymaniye tarih oluyor. Mısrağında da tekrar ana makam rast makamına dönmüştür. Kısaca böyle ifade ettikten sonra asıl değinmek istediğim Itriye şiiri. Az önce de ilk bölümünü okumuştum şiirin. Onun için geçiyorum. Büyük Itriye eskiler derler bizim öz musikiyemizin piyeri diye başlıyor ve bu şiirde 42 mısradan oluşmaktadır. Fetih düşüncesini Itriye'nin saltanatlı tekbiri eşlik eder ve tekbir Anadolu'ya değişik iklimlerden gelen insan topluluğunu sevk eden, birleştiren bir musiki olarak anılır. Ta bu dinden Irak'a, Mısır'a kadar birbirinden farklı dille konuşan, farklı geleneklere, göreneklere, farklı ulusal renklere bulanmış Müslümanlığa sahip insan topluluğu bir araya toplayıp 700 yıl süren hikayemizi ihtiyar çınarların benliğine sindirerek bize de getiren işte bu tekbirdir. Bunu ancak Itri gibi bir deha başarabilir. Bu bentte geçen 700 yıl sözcükleriyle Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başladıkları 1071'den Itri'nin ölüm yılı 1712'ye kadar geçen süre anlatılmaktadır. Her şey hüznümüz, şevkimiz, kederlerimiz bu müzikle anlam kazanmakta. Itri'nin günümüze ulaşabilen bestelerinden aldığı izlenimleri ifade etmektedir. 50 milyon ruh Osmanlı ülkesinde yaşayan değil, 71'den beri ölmüş, onları da dahil etmektedir. Yaşayan nüfusa ölenlerin de eklenmesi gerektiğinden hep bahseder. Itri'nin bu döneminden sonra Anadolu'da bir kopuş, yozlaşma dönemi başlamıştır. Itri'nin 1000'den fazla eserinin olduğu ama kaza ve kaderin kıskanmasıyla bunların ancak 20 kadarının bize kalabildiğini söyler. Ses ve tel kudretiyle dünyaya hakim olan Itri'nin bilinmezliğine işaret eder. Son beyitte şair, karamsarlıkla iyimserliği bir arada yaşar, ölümün her şeyi kapattığı, örttüğü gibi Itri'nin de müziğini örttüğünü ifade eder. Hocam da bu şiirde önemli bazı özellikler kullanmıştır. Şiirde Itri'nin tekbiri, nevakârı ve Nat-ı Mevlana gibi eserlerin adlarının zikrolunduğu bölümlerde
bu eserlere adeta atıflar yapmıştır. Ve bendeniz efendim bu duruma Ezgi Atıfı adını, terminolojisini kullanmaya başladım. Ezgi Atıfı bir bestekarın başka bir bestekara ait eserinden motif, cümle ve bölüm alarak kendi bestesi içerisinde bu ezgiye yer vermesidir. Amacı musiki aracılığı ile geçmişle gelecek arasında bir köprü, bir bağ kurmak ya da fikir ve duygu birliğini paylaşımını gerçekleştirmektedir. Tek bir cümlesi, üçüncü satırda görüyoruz tek bir cümlesini. Bizim akademik yazılarımızda malumunuz bir yazıdan alıntı yapılarak başka bir esere atıf yapılır. Bir cümle alınır, bir motif, bir cümle alınır, bir paragraf alınır. Burada da bestekar motif, makam, cümle, bölüm alarak eserlerini yerleştirmiştir. Tek bir cümlesi, nevakârla ilgili şunu söylemek isterim. Nevakârın namelerinden bir cümleyi kullanarak ustaca bir de canım lafzi terennümünü eklemiştir, şiirde olmadığı halde. Çünkü canım lafzi terennümü nevakârda kullanılan önemli bir terennümdür. Bu bölümü daha da dikkat çekmek amacıyla beste içerisinde tempoyu da ağırlaştırarak yapmaktadır. Yine rast makamına dönmektedir. Diğer bir ezgi atıfı naat cümlesi. Naatıdır en mehibi, en derini mısrağında Itri'nin naat-ı şerifini ezgi atıfı yapmıştır. Bu mısra naatta olduğu gibi serbest okunmaktadır. Ancak 1.8'de tiz perdeden mahur nameleriyle okunmaktadır. Daha sonra büyük usulüne dönmüş hızlanan mevlevi semaili 7 kat arşa çıkmış ayini hüzzamda bitirmiştir. Nim Hicaz perdesini göstererek Şedarban makamları ile son bulmuştur. Eserin final bölümünü göstermek istiyorum. Çünkü önemli olduğunu düşünüyorum bunu. Rahmetli hocam yıllarca mücadelesini verdiği Türk musikisi çok seslendiremez görüşünün biraz dışına çıkmıştır burada. Çünkü çift sesli ezgilerden oluşan bir arı sazına yer vermiştir. Sade, peş peşe iki akor, soprano, bas sazlar ifadeleriyle birlikte düşey, basit, çok sesli bir arı sazı bulunmaktadır. Çok sesliliğe her zaman karşı olmuş ve mücadelesini vermiş bir fikir adamı ve bestekar olarak artık kendisinin de buna karşı koyamayarak etkilendiği sonucunu çıkarabilir miyiz diye de düşünüyorum. Bütün besteleri, son bestelerinde bunu oldukça fazla yapmaktadır çünkü. Eserin son ölçüsünde biraz daha yakından göstereyim. Son ölçüsünde fa anahtarında yer aldığı beş sesli bir partisyon kullanmıştır. Gemiler geçmeyen bir ummanda mısrağında bulunduğu cümlede Batı musikisi etkisiyle basit bir çok sesli ezgi kullanarak sonlandırmıştır. Hocam Türk musikisi içinde yatay bir çok sesliliğin olduğunu fikrine sahipti. Bunu başka hocamla ilgili konferanslarda anlatıyorum aslında. Eser boyunca kainattaki seslerin aynı anda duyulmasının bir mahsur teşkil etmeyeceğini düşünmüş olsa gerek diye düşünüyorum bir öğrencisi olarak. Çünkü eser boyunca klasik üsluba ve makam yapısına uygun bir bestecilik anlayışı ve sonunda klasik üsluba uymayan ama makama uyan görkemli, gösterişli, güçlü bir final vardır burada. Staccato, puando gibi işaretlere de yer vermiştir. Ancak asıl ezgide kendi ifadesiyle rast makamında meragi üslubunu kullandığını ifade etmektedir. Musiki bilgisinin de aslında burada derinliği de görülmektedir. Hem Batı musikisinde hem Türk musikisinde vakıftır. Kar musikileri şiiri ...1927 yılında
Yahya Kemal Varşova'da gurbet acısı ve hasretiyle yazdığı meşhur şiiri. Hocam 1990 yılında tam 63 yıl sonra bestelemiştir. Gurbetin yaşattığı hüzünle besteye namelere dökmüş ve muhteşem bir eser ortaya çıkmıştır. Kaderin cilvesi diyelim. Ne büyük rastlantıdır ki her iki üstad da biri bu eserleri yazarken memleketlerinden çok uzaktadırlar. Vatana özlem, hasretlik duyguları, hüzün, efkar, acı hepsi birleşmiştir bu şiirde. Hocamın da 200, evet, Varşova'da büyükelçiyken yazmıştır Yahya Kemal. Hocamın da 208. bestesidir. Hicaz makamının efkarlı ve hüzünlü nameleriyle bütünleştirir. Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu mısra ile beste ağırca başlamaktadır. Son tefiyle de bestesidir bu kelimeleri tekrar eder ve adeta rüzgarın savurduğu kar tanelerini andıran bir hızla ara sazı kullanarak ikinci mısraya bağlar. Tabi burada bütün notaları veremiyorum görsel olarak. Hocamın bestelerinden bakabilirsiniz. Bin yıl sürecek kar sesidir bu, kar sesidir bu. Hızlı ara namelerle, ara sazlarıyla ikinci beyte bağlar. Ve ikinci beyitte musiki ağırlaşır. Bir kuytu manastırdaki dualar gibi gamlı, yüzlerce ağızdan koru halinde devamlı beytinde musiki adeta dua edercesine ağırlaşır. Eser boyunca bağlantı sazları yoğun, yağan yoğun karı ve fırtınanın etkisini yansıtırcasına hızlı, inişli çıkışlı bir nameler zincirinden oluşmuştur. Bir Ergamun ahengi yayılmakta derinden, duydumsa da zevk almadım İslam kederinden. Ergamun bir batı çalgısıdır ve kilisede ayinde koro eşliğinde ilahi okumalarında eşlik çalgısı olarak kullanılmaktadır. Yahya Kemal bu ahengi musikiyi her ne kadar duyduysa da zevk almadığından bahseder. Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta ve tamburi Cemil Bey çalıyor eski plakta mısrağında. Tanrı Korur Hocam da namelerde ustalıkla uzaklaşır ve başka bir makama, Şederaban makamına geçiş yapar. Çünkü Yahya Kemal'in milli musikiyi fark etmesini sağlayan tamburi Cemil Bey'in adı bu mısrağda geçmektedir. Tamburi Cemil Bey demek, öncelikle Şederaban saz semaisi demektir. İlk akla gelen bestesidir. Saz semaisinin bu bölümünde hocam yine bir Şederaban cümlesini eski atıfı yapmıştır. Ve Şederaban saz semaisinin bir bölümünü tambur solosu olarak beste içine yerleştirmiştir. La si do re do si la sol la si la sol fa mi re fa sol la fa mi fa mi mi re re diye tambur icrada bulunur ve sonra eser tekrar devam eder. Evet, bestekar burada ezgi atıfı yapmıştır. Birdenbire mesudum işitmek hevesiyle. Burada bir ah hecesi ilave etmiştir hocam. Türk musikisinde ah, aman,